Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir nedir, nasıl kullanılır videosuyla yeniden karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere SD-MATE uygulamasının yeni versiyonunu tanıtacağım arkadaşlar. Ayrıca bu uygulamanın bu versiyonunda bizlere ne gibi yenilikler sunuyor, bunlardan bahsedeceğim. SD-MATE uygulaması çok uzun zamandır kullanmış olduğum güzel bir uygulama. Uygulamanın içinde barındırdığı özellikler sayesinde Android cihazlarda tepeden tırnağa gerçek zamanlı en iyi şekilde temizliği yapmamızı sağlayan birçok fonksiyon mevcut. En iyi yanı ise bu fonksiyonların hepsinin tek bir seferde tek bir komutla hepsini silme işlemini gerçekleştirebilmemize yaraması. Uygulamanın %100 verimli bir şekilde çalışması için Android cihazımızın rootlu olması gerekiyor. Fakat root desteği olmayan cihazlarda uygulamanın çalışması ortalama %60'larda falan seyrediyor. Yani %60 fonksiyonunu çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani cihazımızın illaki rootlu olmasına gerek yok. Fakat rootlu olursa cihaz daha düzgün bir şekilde çalışıyor. Bu uygulama, düzeltiyorum, cihaz dedim. Bu uygulama daha düzgün bir şekilde çalışıyor. Yani %100 bütün fonksiyonların hepsini tek seferde kullanabilmiş oluyoruz. Dilerseniz daha fazla uzatmadan direkt uygulamamıza geçelim. Uygulamanın indirme linkini açıklama kısmında Telegram sayfamıza, grubumuza yönlendiren bağlantı sayesinde vereceğim arkadaşlar. Telegram linkine tıklayarak direkt oradan uygulama indirebilirsiniz. SD-MATE uygulamasını ben indirdim. Gördüğünüz gibi ekranda kurulu. SD-MATE'in bu versiyonu 4.15.14, yani piyasaya sürülmüş olan en son versiyon. Birçok kişinin aklında soru işareti oluyor. Acaba SD-MATE nasıl çalışıyor? Ne işe yarıyor? SD-MATE cihazlarımızda yer alan işte C sürücüsü, D sürücüsü, bilgisayar misal yani hafıza kartı ve cihaz hafızasındaki bütün artık verileri temizliyor. Gerek sistemsel anlamda gerek de bizlerin oluşturmuş olduğu, uygulamanın bırakmış olduğu artık veriler. YouTube'daki veriler, işte WhatsApp'taki veriler, Telegram'daki veriler ve buna benzer diğer çerezlerin barındırılmış olduğu sayfalardaki veriler. Instagram'da buna dahil. İşte kullanmış olduğumuz tarayıcılarda Firefox olsun, Google Chrome olsun, buralarda kalan artık verileri temizliyor. Şimdi SD-MATE'i ben genelde haftada bir kez kesin çalıştırıyorum ve her hafta çalıştırdığımda ortalama 2.5 GB, 3 GB'lık bir artık veri siliniyor. Yani ben bir hafta boyunca çalıştırmasam, bir sonraki hafta çalıştırsam bu verinin miktarı artıyor. Yani birçoğunuzun telefonlarında, mesela ben bu uygulama ilk kurduğum kişilerdeki cihazlarda ortalama 5 ila 8 GB'lık bir veri yeri açıyor. Yani artık veri birçok telefonlarda olduğu için artık verilerin birçoğunu kaldırmış oluyor. Benim sizlere tavsiyem bu uygulamayı cihazlarınıza yüklemeniz ve bu uygulamayı bir şekilde kullanmanız. Kullandıktan sonra zaten cihazınızdaki artık verilerin birçoğundan kurtulmuş olacaksınız. En azından haftada bir kere kullanmanız. Gelelim bu versiyonla ne gibi değişiklikler yapılmış. Genel anlamda görüntüde vesaire herhangi bir değişiklik yok. Sadece artık bulucu kısmında ve sistem temizleyici kısmında bazı düzenlemeler yapılmış. Bunlardan en fazla yani dikkat çeken de uygulamadaki çalışan mantığın birazcık daha iyileştirilmesi olmuş. Aslında mesela bazı veri tabanlarındaki dosyaların artıklarını çözümleyemiyordu. Kodlayıcıdan dolayı muhtemelen. Bunlar birazcık daha iyileştirilmiş. Genel anlamda tarama hızı birazcık daha arttırılmış. Yani aslında 14.15 versiyonunda diğer versiyonlarda olduğu gibi herhangi bir farklı yapısal anlamda bir değişiklik yok. Sadece sistem artık verilerin temizlenmesi olayına birazcık daha özen gösterilmiş burada. Ben kullanıyorum. Sizlere de bu uygulamayı kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir test yapalım. Tara diyelim. Öncelikle artıkları buluyor. Sistemi temizliyor. Benim cihazım rootlu. Bunu direkt belirteyim. Rootlu olduğu için bu uygulama şu anda bende %100 seviyede çalışıyor. Tabi ben bazı kısımlarını kapattım. Mesela WhatsApp'tan göndermiş olduğum dosyaların, resimlerin vesaire bunları silmesini istemiyorum. WhatsApp yedeklerini silmesini istemiyorum. WhatsApp'tan gelenleri de silmesini istemiyorum. Sizler WhatsApp'tan göndermiş olduğunuz resimleri de silmesini isteyebilirsiniz. Bunlar ayarlar kısmında mevcut. Kanalımda zaten eski videolarda SD-MATE'in ayarlarıyla ilgili zaten videolarım yer almaktadır. Oradan bu konuyla ilgili zaten tekrar bilgi alabilirsin. Ben ekranın yukarı köşesine o videonun zaten linkini paylaşacağım sizlerle. Öncelikle uygulamaları temizliyor. Kopya dosyaları buluyor. Kopya dosyaları değil de zaten telefonunuzda aynı dosyadan iki tane varsa direkt burada kendi onun bir tanesini buluyor ve siliyor. Diğerini de koyuyor. Veri tabanı cihazımızda kullanmış olduğumuz uygulamaların, mesela bu ne olur? İşte demin de örneğini vermiş olduğum gibi Firefox olur, Instagram olur, YouTube olur. Onların bırakmış olduğu artık veriler. Gördüğünüz gibi direkt bakın uygulamaları tarıyor.
Bunların hepsi uygulamaların veri tabanları. Ben yaklaşık bir iki saat önce falan çalıştırmıştım. Genelde pazar günleri, yani cumartesi pazar bu uygulamayı kesin çalıştırıyorum. Bir kere haftada bir kere kesin çalıştırıyorum. Eğer çok kullanım sürem olursa, mesela fazlasıyla kullandığım günler olursa bazen haftada 2-3'e çıkartıyorum. Fazla bir şeye bulmayacak. 390 MB'lık bir. Bakın yarım saat, bir saat önce çalıştırmama rağmen 390 MB'lık uygulamada veri bulmuş. Artık veri bulmuş. Tarama işlemi bittikten sonra karşımıza zaten kırmızı bir tane bant gelecek. Ve ortalama kaç GB'lık ya da kaç MB'lık yer açıldığını burada bizlere bilgisini verecek. Şimdi oranın gelmesini bekliyoruz şu anda. En uzun süren de genelde veri tabanlarının taranması oluyor. Yarım saat 45 dakika önce çalıştırmama rağmen 484 MB'lık bir yer açılacağını söylüyor bize. Çalıştır diyoruz. Çalıştır dedikten sonra bu kısım bittikten sonra zaten direkt uygulamayı kapatabilirsiniz. Ben bu kısmın bitmesini beklemiyorum. Tekrar ana sayfaya geliyorum. Şimdilik bu uygulama ile ilgili bahsedeceklerim, yeniliklerle vesaire bunlar. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında Telegram sayfamıza giden linki vereceğim. Bu uygulamayı oradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Bu videomuzda sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Same dude.